Camide kimse bir şey demedi değil mi su doldururken? Demedi de yengem yüzünden düştüğümüz hale bak diye söylendim ben kendi kendime işte. Vallahi biz dua edelim de yengemin öfkesi gittikçe artmasın, sönsün artık. Vallahi siyah sönecek gibi durmuyor ya. Özür dilemeye gittim ya, kadının gözünde ateş çıkıyordu, ateş. Tamam, nereye kadar olacak bu öfke, anlamadım ki ben. Neyi bileyim. Şunlara durulayalım be, en son gel. Ya sana bir şey diyeceğim, bir bak bana. Çocuk gelmiş, hatasını anlamış, özür dilemiş. Daha niye uzatıyorsun ki? Böyle bir terbiyesizlik yaptıktan sonra, gidin evimden diye bas bas bağırdıktan sonra özrünü kabul edemiyorum. Bana bir şey ifade etmiyor, niye anlamıyorsun? Aynı madırım gibisin ha. Onda da bu keçinin adı var, aynısın. Ay sen de aynı babam. İki yüzünüze gülene böyle inanın, güvenine peşinden koşun. Bıktım, vallahi billahi bıktım he. Annem çocukları düşürdü duruma baksana. Taşıma suyuyla bulaşık yıkıyorlar. Polis niye geldik? Hayırdır inşallah. Genelde pek hayırlı bir iş için gelmiyorlar ama. İyi günler çocuklar. İyi günler memur bey, hayırdır? Burada siz mi yaşıyorsunuz? Evet. Hakkınızda yaşlı bir kadını alıkoydunuz ve parasını çaldığınıza dair bir ihbar var. Nasıl yani? Karakola gelen ihbarı değerlendirmek için geldik çocuklar. Kontrol etmemiz gerekiyor. Ya, tabii kontrol edin de hani kontrol edilecek bir şey yok. Ya, anladığım kadarıyla siz Sevgi teyzeden bahsediyorsunuz da yani... onu da zorla tuttuğumuz falan yok. Evet, adı Sevgi'ymiş. Siz misiniz hanımefendi? Evet benim. Kim ne diyormuş bakayım? Gençlerin sizi burada zorla tuttu, paranızı çaldıkları söyleniyor. Hangi ahlaksız? Hangi kendini bilmez söylüyor bunu? Amirim yok yok yok. Bu kadının kafası gidik, ne dediğini bilmiyor. Yenge yoksa sen mi yapsın ihbarı? Tabii ki ben yaptım. Söylesene kardeşinin bu kadıncağızın paralarını çaldığını. Yenge ben artık sana inanamıyorum ya. İnanama inanama. Siz o ahlaksızlarla işbirliği yapmaya devam edin. Görün bakın ben daha neler yapacağım size. Anlatsanıza amirime bu yaşlı kadıncağıza neler yaptığınızı. Bana bak, ben seni bir pataklarım, kendine gelemezsin vallahi. Hem sen kim oluyorsun bana yaşlı diyecek ha? Terbiyesiz. Sana mı kaldı benim nerede kalıp kalmayacağıma karar vermek? Git işine bak hadi. Üstüne vazife olmayan şeylere de. Benim nerede kaldığıma da karışma. Hanımefendi siz bu evde kendi rızanızla oturuyorsunuz yani. Doğru mu? Evet oğlum, evet. Aklım başımda çok şükür. Asıl bu kadının aklı yerinde değil. Siz önce ona bakın isterseniz. Aa, bak bak bir de Badeli diyor. Ben şimdi sana kim deli, kim akıllı bir gösteririm görürsün gününü. Bak kızdırma beni. Peki paranız çalındı mı? Çalınmadı evladım, çalınmadı. Ben kendim verdim. Eminsiniz değil mi? Sen benim şu gözümün içine baksana bir. Ha? Ben eski toprağım oğlum, eski toprak. Sen bende o paraları çaldıracak göz görüyor musun ha? Asıl bu kadını şikayet etmek lazım sizin vaktinizi aldı diye de. Neyse. Hadi evladım, hadi gidin işinize gücünüz, hadi. Uğraşmayın, oyalanmayın böyle deli deli insanların ihbarlarıyla. Bir de bana deli diyor. Yok amirim, yok. Vallahi bu kadının kafası gidik. Oğulcan söylesene, anlatsana amirime. Yani çok bilemedim şimdi ne desem. Lütfen bir daha böyle asılsız ihbarlarda bulunmayın. İyi günler. İyi günler. Oğlum kusura bakmayın, bir çay kahvemiz de yok, ikram edelim size. Teşekkür ederiz teyze, içmiş kadar. Hadi ya, sağ olasın. Hadi işinize bak, hadi. Vallahi pes ya, bu kötülüğü de yaptın ya. Ama cevabını aldın. Ama? Ha, göreceğiniz siz. O ahlaksızlarla işbirliği yapmaya devam edin, daha neler yapacağım ben size.
Göreceksiniz, hepiniz göreceksiniz. Olacak kişide mi arkamdan duyuyor? Sevgi teyze, sen iyisin değil mi? Sinirini bozmadı yengem. Yok kızım yok. O kim oluyor da benim sinirimi bozacakmış? Olur mu hiç öyle şey? Vallahi Sevgi teyze, polislerle çok güzel konuştun ha. Yengemin ağzının payını da bir güzel verdin. Ben acayip keyifliyim şu an. Ama bir şaşırttın beni. Evet, ben de şaşırdım. İlk geldiklerinde dedim eyvah, yine başımıza bir olaya gelecek ama. Cüneyt Nurhan diye girseydi şu an harbiden sıkıntıdaydık. E niye oğlum? Sen Cüneyt değil misin? Başka biri misin? Yani. Biz Nurhan sanatçı olacak diyorduk ama sen ondan büyük oyuncu çıktın vallahi. Başka biriymiş gibi rol yapıyorsun. Ay çok alemsin. Aa Nurhancığım, sen de işini bitir gel. Şu gümüşleri indirip parlatalım beraber. Gümüşleri mi? Evet. Nesi komik? Yok Sevgi teyzeciğim, okula gideceğiz ya, o yüzden gülüyor. Yani sonra hallederiz biz onu, önemli değil. Tamam kızım, tamam. Sen nasıl istersin. Vallahi Sevgi teyze çok güzel konuştu. Kısa devre yapması işimize geldi. Aynen. Arada şans yüzümüze gülüyor. Galiba Asya, galiba. Aynen. Ben de benim şantım. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.